İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kadınlar soykırım boyunca kurbandılar. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs ile enfekte olan kişi sayısı 1401'e ulaştı. Türkiye, Rusya televizyonunda gösterilen Batı Ermenistan haritasından memnun değil. Afrin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı merkezi haline geldi. Rıza Tevfik, Ermeni alfabesi Türkçe'ye en uygun alfabe. Bugün Tatul Kırpeya'nın doğum günü. Daha önce Orphans of the Genocide filmiyle Ermenilere uygulanan soykırımda yetim kalan çocukların hikayesini konu edinen Barret Maronyan, bu kez 1915'in kadınları belgeseliyle soykırımda Ermeni kadınların yaşadıklarını anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Lübnan doğumlu Maronyan ile ilk projesi soykırımın yetimlerinden 7 yıl sonra tamamladığı ikinci filmi 1915'in kadınları hakkında konuştuk. Soykırımda erkeklerin doğrudan öldürüldüklerini biliyoruz ancak kadınlarda durum biraz daha farklı. Kadınların seks kölesi olması veya satılması belgeselde de sıkça anlatılıyor. Bu açıdan baktığımızda film üzerinde çalıştığınız zaman kadınların yaşadığı soykırım sizin için ne anlam ifade ediyor? Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinin Yürekli köyünde süre güneşlenen yılanlar bölgeden geçen vatandaşları hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti. Batı Ermenistan'ın bir başka şehri Ağrı'nın il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri kışın olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu 35 kilometrelik yolu çığ tehlikesine rağmen açmak için çaba sarf etti. Yolların açılmasıyla kışı Doğu Beyazıt ve İgdir'de geçiren vatandaşları evlerine dönmeye başladı. Ararat Dağı'nın kuzey tarafında bulunan Iğdır'daki yaklaşık 1 milyon 300 bin küçük baş hayvan baharın gelişiyle ahırlardan çıkarılarak otlaklarla buluştu. Yayla yolculuğu yaklaşık 6 ay sürecek. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 21 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 62 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Toplam 1401 koronavirüs vakası 21 Nisan'da doğrulandı. 693'ü son günde olmak üzere 13.929 testten negatif sonuç kaydedildi. Şu anda bir günde 11 artışla 768 kişi tedavi ediliyor. Son verilere göre 35 kişi son günde olmak üzere 609 kişi iyileşti. Ölü sayısı ise 24. Ermenihaber.im haber sitesinin aktardığı habere göre Rusya'nın NTV kanalında yayınlanan programlardan birinde Sevr Antlaşması ile öngörülen Ermenistan sınırları ve sürgündeki Batı Ermenistan hükümeti tarafından kullanılan Batı Ermenistan'ın bayrağı gösterildi. Türkiye'den ilk tepki komik ifadeleriyle tanınan ünlü Ermeni karşıtı Örgüt asılsız Ermeni iddialarına karşı mücadele birliği Asimder Başkanı Göksel Gülbey'den geldi. Rusya ve Fransa'nın Türk topraklarında bir devlet kurmayı hayal eden Ermenileri açıkça desteklediğini belirtti. Gülbey sözde Batı Ermenistan'ın sürgün hükümetinin kurulmasına izin veren Fransa şimdi de Batı Ermenistan vatandaşlığı verme sürecine gözlerini yumuyor diye şikayette bulundu. Gerici Suriye Ulusal Ordusu militanları Afrin eyaletinin işgal altındaki topraklarında yaşayanları terörize etmeye başladı. Yerlileri korkutmaktan ziyade daha fazla etki kazanmayı amaçlayan ve Afrin'in kuzeyinde Suriye Ulusal Ordusu'nda faaliyet gösteren gruplar yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etmeyi unutmuyorlar. Örneğin Liva Sultan Murat Militan Grubu'nun üyeleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa bir posterini yayınladılar. Bu şekilde yasadışı eylemlerini örten ve bunları finanse eden devlet başkanına şükranlarını sunuyorlar. Genel olarak gelici militanlar Türk askeri ve özel servisleri tarafından finanse ediliyor. Ancak ana meslekleri olan uyuşturucu ve silah ticaretini unutmuyorlar. Afrin şimdi bölgedeki silah ve uyuşturucunun ana geçiş rotası haline geldi. Silahlar ve mühimmat esas olarak İdlib bölgesinde tüketiliyor ve uyuşturucular esas olarak transit yollarla Avrupa'ya taşınıyor ve bütün bunlar Türkiye'nin kontrolü altında gerçekleşiyor. Şair ve devlet adamı Rıza Tevfik'in 1926'da yaşanan alfabet tartışmalarına aykırı bir çıkışla farklı bir bakış açısı kazandırdı. Ermeni alfabesi gerçekten Türkiye'ye en uygun alfabe mi? Osmanlı döneminde Edirne mebusluğu da yapmış olan şair ve filozof Rıza Tevfik, harf devriminin tartışmaya başladığı bir dönemde ortaya attığı iddia bugün hala konuşulmaya devam ediyor. Mesele gerçekten Türk dili ise Latin değil Ermeni alfabesi daha uygun. Rıza Tevfik'in Sabri Şevket'e 1926 yılında yazdığı mektupta Türkçenin yazısıyla ifadesine en uygun harflerin Ermeni harfleri olduğunu belirtiyor. Rıza Tevfik bunu Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiği argümanına karşı söylüyor. Yani eğer mesele gerçekten Arap alfabesinin Türkçedeki sesleri iyi temsil etmemesi ise Ermeni harflerini almak daha doğru olur. Zira Türkçenin seslerini en iyi temsil eden alfabe Ermeni alfabesidir. Amaç Arap alfabesinden kurtulmak mıydı? 1928 yılında harf devrimi yapılarak Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş yapıldı. Amaç gerçekten Türkçenin en iyi şekilde ifade edilmesi miydi yoksa Arap alfabesinden kurtulma çabası mıydı? Halen daha merak konusu. 1934'ten beri Rıza Tevfik Bölükbaşı olarak anılan 1869 doğumlu ve 31 Aralık 1949'da ölen Rıza Tevfik, Türk filozofu, şair ve politikacı, Bektaşi dini üyesidir. Sevr Anlaşması'na Osmanlı imzacılarından biri olduğu bilinmektedir. Tatul Kırpeyan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakazodun bölgesindeki Talin şehrinin Arek köyünde 21 Nisan 1965 tarihinde doğdu. Ölüm tarihi ise 30 Nisan 1991 Gedaşen Arsa. 1972-1982 yılları arasında köyünün okulunda okudu. Mezun olduktan sonra Sovyet ordusunda askerlik yaptı. 1985-1986 yıllarında Tallinn'in 76 nolu meslek yüksek okulunda birincilik diploması alarak mezun oldu. Daha sonra 1987-1990'da Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi'nde okudu. Üniversitenin 4. yılında Tatul, Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne katıldı. 1987-1989'da Tatul, Arsaha Ermenistan ile yeniden birleştirmeyi amaçlayan birlik örgütünün üyesi oldu. Üniversitede okumanın yanı sıra Maratuk Halk Şarkıları ve Folklor Dans Topluluğunda solist oldu. Halk ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne adanan şarkılar ve dansları topladı ve unutulmaktan kurtardı. Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Karsatlı Ulusal Şarkı ve Dans Topluluğunu kurdu. Eylül 1990'da Tatul durumun kötüleşmeye devam ettiği Arsah'a gitti. 1990 Eylül'den 1991 Mayıs ayına kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne Rus ordusu ve polis gruplarına karşı Gedaşen Martunaşen öz savunma güçlerini yönetti. Onu Gedaşen Kartalı olarak adlandırdılar. Halka operasyon sırasında 30 Nisan 1991'de şehit düştü. 20 Eylül 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı ünvanı verildi. Ayrıca vatan madalyasıyla da ödüllendirildi. Evli ve bir kız çocuğu babasıydı. İşte Tatul Kırpeyan'ın sözleri. Neden ölümden korkuyorsunuz? Şu anda ben toprak için ölmeye hazırım. Toprak için, millet için. Ben Yerevan Havaalanına inip Gedaşin'i teslim ettim diye bir şeyi hiçbir zaman söylemem. Burada öleceğim ama bu şeyi yapmayacağım.'' Bugün için bu kadarını ön gördük. Şimdi size Gamsar adlı Folk Topluluğundan Ermeni Al Çarkısı Mayramudu İçavat eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.